Şimdi evet öncelikle e, hani böyle derler ya bu kadar eleştiriden sonra şiştik. <laughs> Şimdi nasıl e, bütün bunlara karşı biraz Aslında daha... Aslında şöyle yani birçok burada hepimiz mesela bir konuda birleştik yani değil mi? Yani bu işte çok ay zordur burada bir tartışma programı bu Ne boyuna dediğimiz. Yani, yani herkes ideolojileri başka Herkesden farklı düşünüyorlar. şeyler. biraz olan... farklılaşacağım. Evet. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi öncelikle bugün adlı yılın açılışı. Evet. Ee, bir hukukçu olarak... Ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ne e, yani ilk binde girmiş bir öğrenci olarak, mesleğini de çok seven bir hukukçu olarak... Biz yakın anlıyoruz e, sizi. Çok evet, teşekkür öyle, ederim. E, adlı yılın açılışının hayırlı olmasını diliyorum. E, ve bir toplumun adaletin yörüngesinden saptığı andan itibaren e, o toplumda emeklilerin maaşının 50 bin lira olmasının, Belki zenginlik getirebileceğini ama asla huzur getirmeyeceğini söylemek isterim. E, tarafsız yargının, bağımsız yargının olmadığı e, toplumlarda e, asla ve katta e, ne kazandığınızı huzur içinde yiyebilirsiniz, ne de o kazandığınızı gelecek nesillere bir miras olarak bırakabilirsiniz. O yüzden öncelikle e, hukuk ee, hepimiz için e, emeklilerimizin maaşları gibi e, çok kıymetli ve çok değerli. E, şimdi gelelim sigorta sistemi ve ara buluculuk meselesi. Biraz ben e, sevgili Hülya Ökenek, e, sosyal güvenlik hukukunun e, ve bu sistemin e, aslında böyle e, total bir değerlendirme içine alınacak e, bir sistem olmadığını... Özellikle bizim ülkemiz gibi bir ülkede ne zaman seçim ekonomisi ya da propagandanın en tatlı yanı olan emeklilerin kalbine girdin mi sandıktan çıkarsın sloganının işlevselliğinin bugün konuştuğumuz bu meselelerin aslında temelinde olduğunu bir görmek lazım. Yani 1991 yılında rahmetli Süleyman Demirel, 91 yılında 38 yaşında insanları emekliye ayırdı Hı. ayırdığında ve o 38 yaşında olan insanların yanılmıyorsam biraz önce o bahsettiğiniz 15 milyonun içinde herhalde o dönemin o dönemde 38 39 40'lı yaşlarda emekli olanların sayısı hiç de azımsanacak kadar az değil. 8 yıl dayanabildi. Ee, bu sistem e, o zamanki erken yaşta emeklilik meselesi ve e, yarattığı ekonomideki ağır e, fatura buhran buhran ancak 8 yıl dayanabildik ama hiç ders çıkarmadık ki yanılmıyorsam şu an 15 milyon emekliden bahsediyoruz ben e, 8-9 ay önce ya da 1 sene önce buralarda biz sayıyı 11 milyon falan olarak konuşuyorduk ne oldu? EYT mi? EYT EYT'ye Dört sene, 3 sene önce Cumhurbaşkanımız ki ben de kendisiyle aynı fikirdeydim, gerçekten EYT meselesi öyle kalkıp da e, Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben geldiğimde yapacağım, daha fazla yapacağım dediği böyle seçimin e, resmen e, dinamo e, şeyi olan böyle ne derler dinamoyu ateşleyen Fikri i̇tici olarak, güç, itici, gücü, e, itici gücü olarak Kemal Bey ortaya attıktan sonra artık e, seçime odaklanmış bir iktidarın herhalde çaresizliğini de görmek lazım. Yani ben burada iktidarı bu anlamda e, aklamak da istemiyorum ama siz bir ülkede emekliye oynarsanız, siz bütün siyasetinizi onun üzerine kurarsanız siz muhalefetinizi tamamen Mustafa Bey, üzerine gülüyorum. Şimdi şu an o belli ki söz isteyecek. Ama oldu. yani sözünü Kemal kesmeyin yani, çünkü... Yani, e, yok hayır yok ben müsaade etmem. Çünkü Pınar'ın Hanım konusunu Kıymetli epey beklilim. bekledi. Evet, Sonrasında gelirim. başka bir şey demedim. Tamam ben zaten ee, anladım. bu, geleceğim sonra. bu popülist politikalar bu daha doğrusu muhalefetin, ana muhalefetin ve bütün muhalefetin muhalif olma ve muhalefet üzerinden bir fikir yaratma, topluma bir umut verme, topluma bir alternatif olma duygusunu siz sadece ve sadece sosyal devlet anlayışının böyle en zayıf halkası içinde sadece dolaştırırsanız 20 yılda, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de emekliler üzerinden bir ekonomiyi bu şekilde e, domine edersiniz, o ekonomiye büyük yaralar açtırırsınız ve bunun altından da kalkamazsınız. Şimdi bakın Amerika'nın biz bir sosyal devlet e, ilkesiyle yönetilen bir ülkeyiz. Hocam, Nurhan hocamın söylediği gibi anayasamız Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet der. Amerikan anayasasına baktığınızda ve Amerikan toplumuna ve Amerikan ekonomi yapısına baktığınızda liberal bir ekonomi anlayışıdır ve Obama Obama Care'ı çıkarttı. Yani sağlık e, sigortası güvencesi adı altında bir kanun yapmak istedi. Ki o yaptığı da çok öyle maliyetli bir şey değildi. Daha üçüncü yılında Amerika'da anayasaya bir federal de, devlet e, eyalette daha doğrusu açılan bir davada anayasaya aykırı bulundu ve denildi ki siz dedi 20 milyon kişiyi sigorta güvencesi altına alıp bu şekilde Amerikan liberal ekonomisine ve üreten insanlarına e, vergisini ödeyen insanlara böyle bir maliyet çıkaramazsınız dedi. Şimdi bizde ise biz 38 yaşında insanları emekli ediyoruz. Biz e, 15 milyon emekli varken çalışan sayısı 30 milyon olan bir ülkede iki tane çalışanın sırtına bir tane emeklinin Maaşını e, nemalandırıyoruz. Şimdi Avrupa'ya diyorsunuz, Avrupa'ya örnek veriyorsunuz. Avrupa'da 7 çalışan bir emekliye bakar. 4. Dört. Dört Ortalama. Ülkeden 4. ülkeye değişiyor bunlar. Ülkeden ülkeye değişiyor. Bizde ise şu an 30 milyon çalışan, şu an sigorta primini 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. 3-4 bine yakın sigorta primi var. Şimdi siz bununla nasıl acaba 15 milyonun primini, e, maaşını e, 18-20 milyona çıkartacaksınız? Yani siz eğer kalkıp bunun sadece bu dönemin, sadece bu hükümetin sorunu olmadığını, kalkıp bizim öncelikle sosyal devlet anlayışını bu şekilde getirip siyasetin ve popülist politikaların ve seçim ekonomisinin böyle atbaşı, başı şeyi haline getirme noktasındaki sorumluluğunuzu konuşmazsanız bugün emekli maaşı tabii ki 7500 lira düşüktür. Ancak şunu unutmayın. Avrupa'da ve Amerika'da dul, bazı cevaplarımız olacak. Dul, yol, tamam, dul, ben, dul, dul aylığı, yetim aylığı, engelli aylığı, bakım aylığı, bir sürü bir sürü daha sosyal yardımlar, her yerden akan bu şekilde destekler, Öğrenim destekleri vesaire bütün bunlar. Yani bakın ben biraz önce siz bahsettiniz <laughs> e, yurtlardaki çok şey, e, öğrenci yurtlarındaki e, yemeklerden. <laughs> e, ben kendi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemekhanemin e, muhakemesini yaptım. Gerçekten de ben İstanbul Hukuk 89 girişliyim. 95 yılında çıktığımda en çok e, o yemekhanede... Ee, yani çorbaya benzemeyen e, hazır çorbaları içmekten kurtulduğum için sevinmiştim. Ama bugün 3 ay önce gittiğim yine İstanbul Üniversitesi'nin kantininde e, gerçekten lezzetli 4 çeşit yemek ve son derece de ucuz bir yemek yedim. ...son derece temiz bir ama yemek Ama dünün edin. daha iyi olduğunu söyleyen bir kimse çıkmadı burada şu ana kadar. Yok onu demiyorum. Ha, diğer Gelelim değil, diğer, diğer tamam. konulara. Bir de diğer bugün siz konulara. İstanbul Üniversitesi Şimdi örneği verirken... ...üniversitede orada çok, fazla vermek, çok, çok, çok fazla vermek... Orada herhalde bir yanlış anlama var. Çok istemiyorum ama birçok üniversiteden çok fazla mesaj değil mesela değil. Mesela Şimdi, Yemeklerden, hocam, yemekhanelerden... Bakın, ...isim tek tek, tek bakın, burada vermem de doğru olmaz. ben İstanbul Hukuk öğrencisiyken bir tek gidebildiğim bir kütüphane vardı... ...o da Kadıköy'de Aziz Berker Kütüphanesi'ydi... Yanında da bir tane hamam vardı. Bilmiyorum halen duruyor mu? Ama bir ay önce Üsküdar Belediyesini bir e, ziyaret ettiğimde e, Belediyenin yapmış olduğu kütüphaneyi gördüm ve o Belediyenin yapmış olduğu kütüphanenin muazzam huzur veren ortamının dışında öğrencilere bedava çorba, bedava kahve, bedava çay, bedava kek her şeyle. Şimdi bakın böyle baktığınız zaman bugün. Devletin kamunun içinde e, yarattığı bir e, yükü hafifletme noktasında geçmişle kıyaslamadan sanki ve geçmişle kıyaslamayı da yapmayalım. Peki yapmayalım hocam?